Abi Kozan yolunda bir yere bırakayım. Silahı da yanına atarım. Jandarma bulunca karısı hapse girer. Demir Yaman da mecbur çıkar ortaya. Hapse mi? Hapse. Nedir? Bizim derdimiz kimdi? Demir Yaman'la mı, karısıyla mı? Demir tabii de. Karısı hapse girince abi. Bizim işimiz Demir Yaman'la. Karısıyla bir işimiz yok. Usta. Haklısın. Haklısın da. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Geçer canım, geçer, geçer, geçer. Her şey geçer, daha iyisine geçer. Böyle kozları hemen birdenbire mi oynayalım? Nasıl yani? Anlamadım. Bir. Demir bir yerdeyse gelmeyecek. Suriye'deyse mesela hiç gelmeyecek. Biz de karısını içeri attırdığımızda kalırız. Orası öyle. İki. Benim Çukurova'da itibar kazanmam lazım. Karısını hapse attırarak nasıl itibar kazanabiliriz? Peki kim bilecek içeri senin attırdığını? Ben Çukurova'ya Demir Yaman'ı yok etmeye geldim biliyorsun. Bu er ya da geç ortaya çıkacak. O zamana kadar da benim itibar kazanmam lazım. Ha. Üç. Hapiste yatan bir kadın mı bizim işimize yarar, yoksa hapse girme korkusuyla yaşayan bir kadın mı? Ha? Eyvallah. Yani sen diyorsun ki Demir'e ya dediklerimizi yaparsın ya da karını hapiste görürsün, yapacağız. İkisi de her dakika dikan üstünde kalacak. Ama abi, ceset ortadan kalkarsa cinayet nasıl ortaya çıkacak? Kolay Bedir, kolay. Ceset mezarda, mermi cesette. Demir Yaman sorun çıkarmaya kalkarsa ceset mezardan çıkar, mermi silahla balistikle incelenir. Sonuç. Demir'in karısı doğru hapse. Temiz iş oldu usta. Ceset bir haftaya çıkar ortaya. Peki denen adamdan bir ses çıkmadı mı canım? Biz orada bir yanlış yaptık. Nasıl? Tüp patlattık, yangını öyle çıkardık. Yani polis, jandarma tüp patlamışlar geçer ama herif mesajı alır demiştik. Adam da tüp patladı, yangın çıktı demiş. Anlamamış. Salak. Biz de akıllı bir şeydir anlar dedik ama anlamamış. Anlatırız canım. İlla ki bir şey anlatırız o kalın kafalıya, merak etme.